Palas'a gece yedisi dizisi neler söylemek istersiniz? Romanını okudunuz mu? Romanı ben okumadım. Ben de okudum. Ama... O yüzden dizisini izleyeceğiz. Çok güzel şeyler dedik hakkında. Bir de çok mutluyuz işle ilgili. Çok merak ediyoruz o yüzden. Ya biliyorsunuz bu işler çok zahmetli, evet, emekle çekiliyor. O yüzden umarım emeği geçen herkesin memnun bırakır, eğmiştir. Ben öyle olduğunu biliyorum. Peki siz neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor günleriniz? Serkan Bey'in dizisi bitti galiba. Ben Kıbrıs'taydım uzun bir süre, biliyorsunuz. O bitti. Şimdi artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Peki ayrılık süreci, Serkan Bey Kıbrıs'ta, siz burada o süreç nasıl geçti sizin için? Biraz zor geçti ama atlattık. Zor geçti, bir de pandemiye denk geldiği için ayrıca oldu, evet, ilk 6 ayı. Sonradan ikinci kısım biraz daha okeydi ama yani ben en azından gidip gelebildim. Evet. Ama genel olarak zor bir süreç. Peki tekrardan bir proje var mı? Hanım için ben çalışıyorum ama aşk olsun. Serkan Bey için peki bir proje? Dediğim gibi önümüzdeki maçlara bakacağız. İnşallah yakın zamanda bir şeyle geri döneceğim. Peki sizin nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor benim. Çok keyifli. 4 bölümü yayınladı. Güzel, mutluyuz. Peki bir evlilik düşüncesi vardı galiba yaza doğru. Yaza. Evet. Düğün nerede olacak? Evlilik teklifi nasıl oldu? O bize kalsın biraz da yani. Yok, evlilik teklifi çok bize özel. Çok bizim için kıymetli bir andı. O yüzden çok paylaşmak istediğimiz bir şey değil ama düğünle ilgili işte yavaş yavaş detayları belirliyoruz. Bakalım. Yani şu an mesela birkaç tane daha çıkmayabilir. Bunlar alacaklı falan düşünüyor ama sizin böyle bir düşünceniz var mı? Yurt dışı düşüncesi olabilir mi? Bizim başka planlarımız var ama detaylar zaten tamamen... Tam bir netleşsin söyleriz zaten. Peki çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Tabii.